Kullarım, dünyada sahibiyim dediğiniz neler varsa her birisi elinizden çıkacak. Allah için yaptığınız ne kadar iyilikler ve güzellikler varsa bakidir. Dolayısıyla kıymetli dostlar, neyin yarışına girmeliyiz? Her insan zengin olmak ister. Güzel de yarın elinden çıkacak olan noktada çok ileri noktaya geldin diyelim. Ama gözünü yumduğun zaman hiçbir şey kalmıyor. Hiçbir şey kalmıyor. 500 tane, 1000 tane işçisi olan bir fabrikanın sahibi patron. Kapıda bekleyen bekçi. Asgari ücretle hayatını sürdürüyor. Bekçi öldü, patron da öldü. O patronla bekçinin arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. Onu da yıkayacaklar, beyaz kefene saracaklar. Bunu da yıkayacaklar, beyaz kefene saracaklar. Onu da bodrum kata indirecekler. 2,5 metrekarelik camı çerçevesi olmayan, yatağı yastığı olmayan, yorganı olmayan, interneti olmayan, telefonu olmayan toprağın içerisine koyacaklar. Böceklerle baş başa bırakacaklar. Patronu da öyle yapacaklar. Arada fark kalmadı. Fark nerede? Eğer o kapıdaki bekçi İmanında, namazında, abdestinde, ahiret hazırlığında patrondan daha ileride ise sizce öbür tarafta kabirde kimin yüzü gülecek? Kim oh diyecek, kim ah diyecek? Eğer patron namazını kılmadıysa, eğer zekatını vermediyse, eğer harama helale dikkat etmediyse o ah diyecek, öbür adam dikkat ediyse oh diyecek. Zenginlik hangi zenginlik? Oradaki zenginlik.